Bir beslenme uzmanı meşhur bir restorandaki dürümlerin, dürümlerin ortalama kalori içeriği hakkında bir tahmin yapmak istiyor. Boş verin kaloriyi, dürüm deyince akan sular durur. Neyse, 14 tane dürümden oluşan rastgele bir örneklemin kalori hesabını yapıyor. Örneklem verisi ortalaması 700 kalori ve standart sapması 50 kalori olmak üzere yaklaşık olarak simetriktir diyor. Bu örnekleme dayanarak aşağıdakilerden hangi bu dürümlerin ortalama kalori içeriği için %95'lik bir güven aralığı olduğunu bulunuz demiş. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi bakalım burada neler oluyor. Bu dürüm popülasyonu olsun. Böyle bir cümle kuracağımı hiç düşünmezdim. Dürüm popülasyonu. Beslenme uzmanı ortalama kalori içeriğini hesaplamak istiyor ama popülasyon parametresinin yani popülasyon ortalamasının ne olduğunu bilmiyor. Bunun için de 14 dürümden oluşan bir örneklem alıp örneklem istatistiklerini hesaplıyor. Örneklem ortalaması 700 kalori ve örneklem standart sapması da 50 kalori. Bu veriyi kullanarak %95'lik bir güven aralığı oluşturmak istiyor. Daha önce gördüğümüz üzere güven aralığını e, örneklem ortalaması artı eksi kritik değer çarpı örneklem standart sapması bölü karekök içinde ne olarak oluşturacağız. Bir t değeri kullanıyor olmamızın sebebi popülasyon standart sapmasının ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmememiz. Eğer popülasyon standart sapmasının ne olduğunu bilseydik örneklem standart sapması yerine onu yani sigmayı koyar ve böylece burada da z değeri ya da z dağılımı kullanabilirdik ama örneklem standart sapmasını kullandığımız için burada t değeri kullanmak zorundayız. Peki hesaplayalım mı? örneklem ortalamamız 700 kalori evet 700 artı eksi %95'lik bir güven aralığı için kritik değerimiz ne olur t tablosu kullanmamız gerekecek ve t tablolarında serbestlik derecesine dikkat etmemiz gerektiğini hatırlıyorsunuz değil mi örneklem boyutumuz 14 ise serbestlik derecemiz 14 eksi 1'den 13 olur. Evet. T tablosunu incelerken serbestlik derecesinin 13 olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hemen T tablosunu açalım. %95'lik güven aralığı ve serbestlik derecesi de 13 olacak. Serbestlik derecesi burada şu şekilde işaretleyeyim. Bu satıra bakmamız gerekecek. %95'lik bir güven aralığı istiyorsak bu kuyruk olasılığının e, şu şekilde Anlatayım şuraya küçük bir şekil çizmeye çalışıyorum. Evet, eğer dağılımımız buysa ve yüzde 95'in orta kısımda olmasını istiyorsak, taralı olmayan alanlar için geriye 5 kalır ve bu yüzde beşi de iki tarafa eşit şekilde paylaştırırsak, kuyrukların her birinde yüzde iki buçuk olur, öyle değil mi? Bu yüzden de kuyruk olasılığının yüzde 2,5 olduğu yere bakıp ki o da işte burada. 0,025 serbestlik derecesi satırıyla kesiştirince de kritik değer olarak 2,160 elde ediyoruz. Diğer ekrana geri dönelim. Bunun yerine koyu bir renk kullanırsam daha iyi olacak ve 2,160 yazıyorum çarpı örneklem standart sapmamız bu neydi? 50 bölü n'nin yani 14'ün karekökü. Seçeneklerin hepsinde 7 olduğundan hata payının yani buranın ne olduğunu bulmamız lazım. Hesap makinesi kullanalım bence. 2,160 çarpı 50 bölü kare kök içinde 14. Heyecanlı mısınız? Ben biraz. Hadi bakalım ve sonuç 28,86 Evet, bu kısım yani hata payımız yaklaşık olarak 28,86'ya eşit. Bunu en yakın onda birliğe yuvarladığımızda da yaklaşık olarak 28,9 elde ederiz. O halde doğru seçenek bu. Bu seçenekteki değer de çok yakın olduğundan doğru yaptığımdan emin olmak istiyorum. Evet, doğru. İşte bu kadar. %95'lik güven aralığımızı oluşturduk. Bu noktada bunun geçerli bir güven aralığı olup olmadığını olmadığını da düşünmeliyiz tabii. Evet, güven aralığının geçerli olması için gerekli koşulları sağladık mı? Bunun için örneklemin rasgele Evet, rastgele olup olmadığına bakmamız lazım. 14 dürümlük örneklemin rastgele bir örneklem olduğunu söylediklerine göre bu koşul tamamdır. Örneklem dağılımı yaklaşık olarak normal mi? Evet, 30'un üzerinde örneklem alırsak olabilir ama burada boyutu 14 olan bir örneklemimiz var. Yine de soruda bize örneklem verisinin yaklaşık olarak simetrik olduğunu söylüyorlar. Yaklaşık olarak simetrik ve belirgin uç değerleri de olmadığına göre bu dağılım yaklaşık olarak normal bir dağılım olduğunu varsayabiliriz ve bakmamız gereken son koşul, bağımsızlık koşulu. Burada yerine koyma ile örneklem almadığımıza göre bunun dürüm popülasyonunun %10'undan az olması gerekir. Bu da restoranın 140 dürümden fazlasını yaptığı anlamına gelir. Kısacası bağımsızlık koşulluğunu da sağladığımızı söyleyebiliriz. Evet bu güven aralığını kurmak konusunda bir sorunumuz olmadığına göre güven aralığımız bu seçenekteki olacak.